Neden zam yapılmadı sorusuna yurt dışından faizle borçlanmak gerekecekti yanıtı verdiği iddia edildi. Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik çöküntü başta emekliler olmak üzere toplumun büyük bir kesiminde yaşamı çekilmez hale getirdi. Açlık sınırının da altında maaşla geçinmeye çalışan emekliler seçim öncesi günlerce zam talebiyle sokaklardaydı. Ancak AKP iktidarı bu sesi duymazdan geldi. AKP iktidarının seçimde büyük oy kaybına uğrayarak birçok belediyeyi kaybederek ikinci parti konumuna düşmesinde emeklilerin büyük payı olduğu öne sürüldü. Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan, AKP Merkez Yürütme Kurulu toplantısına ilişkin bir kulis bilgisi paylaştı. Toplantıda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e emeklilere yönelik düzenleme ile ilgili neden adım atılmadığı soruldu. Şimşek'in yanıtının bunu yapmak için yurt dışından %50'den fazla faizle borçlanmak gerekecekti. Buna izin veremezdik olduğu iddia edildi. Türkiye 2022 yılında... Bu kulis bilgisinden yola çıkan Babacan artık Şimşek'in mazereti kalmadı. Uygulayacağı politikalar konusunda önünde engel yok. Bakalım bakanlar, bürokrasi, en önemlisi de saray tasarruf önlemleri uygulayabilecek mi yorumunda bulundu. Yaşayabilmek için kredi kartlarına mahkum durumdayız ve kredi kartlarında faizler yükseldi. Taksit sayısında da kısıtlamalara gidileceği söyleniyor. Peki kredi kartı olmadan